tribününde şampiyonluk yanında takımımızı destekleyecek. Beşiktaş hiçbir zaman bizim dengimiz olmadı. Galatasaray'ın asıl meselesi Fenerbahçelilerle. Fenerbahçe bizim de aslında dengimiz değil kademe olarak ama yani böyle bir algı yaratılıyor. De biz de bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Takımımızı her gittiğimiz yerde desteklemeye çalışıyoruz. Takımımızın sonuna kadar arkasındayız. Takımımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Bugün Galatasaray'ımızı Allah utandırmasın. Saldır Galatasaray. Burada desteklemeye devam edeceğiz. Bugün buradan 3-1 skorla alacağımıza inanarak gidiyoruz. Taraftarımıza ve yurtumuza güveniyoruz. Biz İnönü'ye ilk kez gitmiyoruz. Hakkımız olanı alacağız. Keyifle maçımızı seyredip döneceğiz. Öncelikle bizim olduğumuz yer yer bizimdir. Biz burada deplasmanda değiliz. Görüyorsunuz bu kadar kişi geldi buraya. Biz değil onlar düşünsün. Benim de düşüncem 2-0, 3-0 biz kazanırız. Ama önemli olan Galatasaray'ın nasıl kazandığı değil. 1-0 olsun bizim olsun hiç problem değil. Daha sonra sezon sonunda da Okan hocamızla beraber şampiyonluk kupasını kaldıracağız inşallah. Çiçek pasajındasınız, derbi saatini bekliyorsunuz. Nasıl geçiyor? Güzel de bir ortam var. Vallahi biz hep Çiçek pasajındayız zaten. Burada çok büyük hatıralarımız var. Bir de böyle bir totemimiz de var bizim. Özellikle geliyoruz büyük maçlardan önce. Beşiktaş'ta büyük maç sayılır. Ben takımın bugün hakikaten çok eze yeneceğini düşünüyorum. Ben çok rahatım valla. İnşallah şampiyonluğa giden yol bugün açılacak. Sen çok yaşa! Geçemedi. Galatasaray kenetlendiği zaman bizim karşımıza kim geçerse geçsin. Bu her zaman bellidir. Ayları saydığımız zaman Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Galatasaray'dır. Bu kadar basit. Beşiktaş'la karşılaşacak. Bizler de Beyoğlu'nda ve Nevizade'de maçın atmosferini taraftarımızla birlikte yaşıyoruz. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ı ezip geçeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Okan Hoca'ya güvenin ve gerisini Okan Hoca'ya bırakın. Her şeyi mutlaka bilen odur ve Allah'ın izniyle biz kazanacağız. Zaten Galatasaraylılar olmasa biz ekmek yiyemeyiz. Bu gerçek yani. Galatasaray'a her zaman minnettarız. Galatasaray'ın taraftarı yani o maçı olduğu günü, Galatasaray maçının olduğu günü biz ekmek yiyoruz. Galatasaray her zaman başımız üstünde yeri var. Hiç
Bizim mabedimiz yani, stat olamazsak buradayız büyük ihtimal. Bugün de güzel bir karşılaşma olmasını bekliyoruz. Artık bu maçı da yenmemize ihtiyacımız var. Yarış içindeyiz zaten. Yarışı da inşallah Galatasaray kazanacak. Bu sene de geçen seneki olduğu gibi kutlamalara devam. Biz şimdi hep burada geliyoruz burada. Kritik maçlarda zaten bizim kuzenimde bir totemimiz var. Ne zaman gelsek hiç kaybetmiyoruz. Bugün de öyle olacak ve şampiyonluğun kırılma noktalarından bir tanesi için burada bu zafer için kutlamak için hep buradayız. Fransa'dan Lyon şehrinden geliyorum. Sırf bu maç için burada izlemek için bu atmosferi gerçekten kalben hissetmek için geldim. Bakalım sarı kırmızı olmaya geldik. İnşallah kazanırız. Yani inanılmaz bir görüntü var zaten. Yani her maçta zaten ben buraya mümkün mertebe gelmeye çalışıyorum zaten. Ya burada maç izlemenin ayrıcalığı farklı. Ya ben büyük ihtimalle 2-1 veya 3-1 alırız diye düşünüyorum. Takımımıza güvenimiz tam. Okan Hoca'ya da aynı şekilde. Şöyle 3-1, 4-1 gibi yeneriz gibi geliyor bana. Güzel bir maç olacak. Galatasaray kaybetmeyecek. Yalnız kazandığın herkes emin olsun ki Galatasaray şampiyon olacak. 3-0 Galatasaray, 2 tane Icardi, 1 tane Barış Alper. Bu kritik virajdan da çıkacağını düşünüyorum. Hani 2-1 kazanırız gibi geliyor. Size skor tahmini var mı? Galatasaray 3-0 kesinlikle yenecek. 3-0 kazanırız diyorsun. Evet, her türlü. Bugün de gayet önemli bir gün. Öyle de ilerleyecek. Galibiyeti alacağımıza inanıyoruz. Ben öncelikle Galatasaray'ımıza çok güveniyorum. Burada da arkadaşlar arasında bir totemimiz var. Her zaman geldiğimizde kazanıyoruz. Bugün de öyle olacağına inanıyorum. Nevi Zahili'yi çok seviyoruz zaten. Çoğu maçı burada takip ediyoruz. Bugün de benim doğum günüm. O yüzden takımımdan da bir 3 puan hediyesi bekliyorum. Ben açıkçası kazanacağımızı düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi tüm kalbim bir takımımla. Umarım kazanırız. Güzel totemimizi yanımıza aldık. Umarım bizim için güzelli, güzel bir maç olur. Bizim için alternatif 3 değil tektir, o da galibiyet. Bu maçı 3-0 veya 3-1 alacağız. Fenerli babama selam söylüyorum. Şampiyon Galatasaray! Kafamda maçı oynamıştım. Okan da benim dediğim gibi oynamış. Icardi'nin ilk golü buldu. Eğer maçı ilk yarı 1-2 gole kapatırsak maç sonu büyük ihtimalle 3-4-0'la bitirebiliriz. Golü erken bulmamız çok iyi oldu. Beşiktaş'ın tribün baskısını da kırmış olduk bence. Daha çok gol atabiliriz ama daha çok dikkatli olmamız lazım. Genel olarak tek galibe ilk yarı hakimdi. İkinci yarıda aynı oyunu sürdürdüğümüze bizim için iyi giden bir maç. Bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Zaten bunu bekliyorduk. Galatasaray olarak takım oyunu oynuyoruz. Yani bu ligde de en üstün, en performansı en yüksek seviyede takımız. Bunu bekliyorduk. Ben takımın performansında değil, ben takımdayım. Takımdayım. Ben takımımı güveniyorum, ben buraya güveniyorum. Tabii ki de bu sene de şampiyonuz, önümüzdeki sene de şampiyonuz. Yani biz her zaman şampiyonuz. Şampiyonluk yolunda iyice yürüyoruz. Aslanlar gibi geliyoruz. Samiye'yle Fenerbahçe'yi bekliyoruz. Sen hükümdarımsın. Kimseyi sevmedim senin gibi. Tam gaz devam. 3 puan aldık. Galatasaray bugün çok büyük mücadele kazandı. Emin olun bu senenin sonu şampiyonluk. Emin olun. Sadece inanın takımınıza. Sakin olmamız lazım. Bu maçlar çok önemliydi bizim için. O yüzden şu an yani hepimiz için çok mutluluk verici bir durumdu. Galatasaray alemi kralı.
Galatasaray'ımız deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Bizler de gün boyunca taraftarımızın maç coşkusunu sizlerle paylaştık. Başka bir maç gününde görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Çok mutluyum. Bence bir daha Beşiktaş bize bulaşmaması gerek.